Herkese merhabalar. Birinci dönem birinci yazılı kampı 10. sınıf fizik yazılıya hazırlık videosuyla birlikteyiz. Şimdi burada e, birkaç tane şey de göstermek istiyorum. Bakın takvimimiz bu. Bu hafta artık bunları yapacağız. Sınavları çok iyi bir şekilde hazırlanacağız. 10. sınıftayız artık. Bu sene çok önemli bir sene bir sürü konuyu bir yerde işliyorsunuz. O zaman yazılıya hazırlık notlarımızla yüz almak içten bile değil. Ee, bakın burada çeşitli ufak notlar var. Bu notlarla birlikte çok iyi bir şekilde hazırlanabilirsiniz. Aynı zamanda yazılı denemelerimiz var. Yazılı denemelerimiz tamamen bu e, örnek sorulara e, ve şeylere bu senaryolara bağlı olarak yazılmış sorulardan oluşuyor. Siz de kendinizi bu şekilde deneye. Bilirsiniz. Peki biz bu videoyu nasıl hazırladık? Bu videoyu aslında örnek sorulara e, ve öz, içinde tabii ki de örnek sorulardan da benzerleri var ve senaryolarımıza bağlı olarak hazırladık. Bakın senaryolarda pek çok senaryomuz var burada. Genel olarak hangi kazanıma kadar oldukları her şey belli. Biz de bu e, yolumuz bu oldu. Bu yolla birlikte bunların hepsini 10.sı videolarımızı e, bu yazı hazırlık videomuzu hazırladık. Şimdi yazılıya birlikte çalışacağız ve bakalım neler var. Şimdi elektrik akımı. Bizim en önemli konularımızdan bir tanesi elektrik akımı nedir? Elektrik akımı elektronların hareket yönüne bakıyorsun ve bu hareket yönünün tersini akımın yönü diyorsun. Tersine bakın elektronların hareket yönü bu tarafa doğru mu? Neden bu tarafa doğru? Eğer e, biliyorsan birazcık elektrikten hani hatırlıyorsan elektrikte katı cisimlerde sadece elektronlar hareket ediyordu. Dolayısıyla burada artılar hareket etmeyecek katı cisimlerde sadece eksiler hareket edecek. Artıların hareket edeceği yer yok mu? Aslında var yani sıvı çözeltilerde mesela ya da bir gazda gaz e, gaza eğer yüksek enerji verirsen orada da hani iyonlar hareket edebilir doğrudur. Fakat kalkıp da biz katı bir cisimde artı, yüklü, artı yüklerini hareket et, çünkü katılarda artı yükler iyon halinde değildir. Bir atomun çekirdeğinin içerisindedir. Onlar protondur ve doğal olarak çekirdekten bir şeyler alıp götüremezsin. Burada çekirdeğin çevresindeki elektronları hareket ettireceksin. Elektronlar o zaman eksi artıyı biliyorsunuz sever. Eksi artıya doğru yöneldiği zaman bu elektronun hareket yönünün tersi tanım olarak akımın yönüdür. Akımın yönüne elektron hareket yönü tersi akımın yönü. Gördüğünüz gibi akımın yönü elektrik elektronların hareket yönüyle ters. Mesela burada elektronlar bu tarafa doğru mu gidiyor? Demek ki akım bu tarafa doğrudur. Bitti. Akımın e, yönlü göstermeme bakmayın. Aslında akım skaler bir niceliktir. Tanım olarak. Onu da unutmayın. Şimdi akım şiddetini nasıl buluyorduk? Toplam yük bölü zaman olarak buluyorduk. Burada akım şiddeti I ile gösteriliyor. Yük Q ile gösteriyor Q harfi ile gösteriyor. Tamam zaman da time'ın T'si T harfi ile gösterilmektedir. Burada... Hepsinin burada SI birimi var. SI neydi? Uluslararası birim sistemindeki birimi. Yani akımı ben kafama göre işte K harfiyle göstereceğim diyemiyorum. Akımın belli bir SI birimi var. Akım amperdir ve A harfiyle gösteririz. Devreden geçen yük miktarı da klomptur ve bunu C harfiyle gösterebiliriz. Şimdi bakalım iletken ve yalıtkan maddeler nelerdi? Burada da birkaç bir şey sorulabilir gene. Yani eğer fazla puan kazanmak ister, e, sizin fazla puan kazanmanızı isteyen bir öğretmen bunlardan da soru yazabilir aslında. Elektrik akımını iletebilen maddelere iletken maddeler diyoruz. E, ve e, mesela bütün metaller oda sıcaklığında iletkendir. Bu bilgi de sizde olsun. Kim bunlar? Demir, bakır, gümüş gibi maddeler iletkendir. Diğerleri, yalnız kanlar elektronların üzerinden geçmek... Ee, için çok zorlandığı ve doğal olarak serbestçe rahat rahat elektronların hareket edemediği maddelere yalıtkan maddeler diyoruz. Bunlar işte plastik, porselen gibi maddeler. Buna yalıtımda kullanılıyor zaten. İşte mesela elektrik kablosu içi bakır iletken bundan iletken elektronlar rahat rahat geçsin ama üstünü neyle kapatıyoruz bir plastikle kapatıyoruz üstünü o ne yalıtkan çünkü kabloyu tuttuğumda benim elimi tabii ki de şey yapmasın isterim benim elimi e, nedir o? Elektrik çarpmasın isterim. Bu yüzden böyle kullanıyoruz. Şimdi iletken bir telin direnci. Bu da bizim önemli bir konumuz. R harfiyle gösteriyor bu. Ve R harfiyle gösterilen direncin birimi ohm. Bir iletkenin direnci R eşittir. Rol'e bölü A bağıntısıyla bulunuyor. Bakın R eşittir. R rezistans direnç demek. R eşittir. Ee, öz direnç. Şu öz direnç. Bakın burada. L uzunluk ve A kesit alın. Bakın şurası kesit alın. Şimdi bazı sorularda şöyle şeyler görüyorum. Mesela buraya R diyor. Tamam mı? Buraya R dediği zaman A burası bir hani daire ya. Pi R kare alacaksın. Hocam ben pi R kare almak istemiyorum. R alacağım. Seni bu nerede zorlar biliyor musun? Eğer başka bir tel verirse ve uzunluğunda 2R verirse sen burada 2 almak istiyorsun değil mi? Alamazsın işte. Burada pi 2R'nin karesi olduğu için bak buna A diyorsam buna 2'nin karesi kaç? 4. 4 A demelisin. Dolayısıyla da buna dikkat edeceğiz. Peki Şimdi bakalım Ohm kanunu nedir? Bir de Ohm kanunu var. Bundan da çok soru çıkar. Yani sürekli karşımıza çıkacak şeylerden bir tanesi. Direnç, potansiyel farkın akım şiddetine oranıdır. Yani r eşittir V bölü I'dir. Bunu böyle ifade etmek istiyorum. Şimdi bizim üçgenimiz vardı ya hani bir üçgeni gene çizelim. Ee, burada şu ters V ya buraya V'ni koy. I ve r'yi de devam ettir. Şimdi bir. Eğer bana direnci sorarsa potansiyel fark bölü akım diyeceğim. Yok bana akımı sorarsa V bölü R yani potansiyel bölü direnç diyeceğim. Yok bana neyi kapatmadım V'yi. V sorarsa I çarpı R diyeceğim. Bu formül vır formülü olarak geçer. Vır vır da vır vır diyerek biz bu formülü öğrencilere ezberletmeye çalışıyoruz. O yüzden V eşittir I -R formülü direkt ezberleyebilirsin. Şimdi potansiyel farkın akıma bağlı grafiği de şöyledir. Şimdi e, çocuklar bu siz daha çok grafik göreceksiniz. Grafiklerle ilgili yorumlarda bakın V çarpı A diye bir şey yok. Yani V çarpı I diye bir şey yok. Fakat V bölü I diye bir şey var. Nedir o direnç? Bölü olduğu için bu bölü biz e, matematiği fiziksel olarak yorumladığımızda... ...bu bölü bizim eğimimize tekabül ediyor. Elimize denk geliyor. Doğal olarak bu grafiğin eğimi bana direnci verecek. Örneğin eğim ne demek? Düşey bölü yatay. V bölü I dirençtir. 2 V bölü 2 I da dirençtir. Dikkat edersen zaten bunlar birbirlerine eşittir. Tamam. Burada atıyorum 30'a 2 verirse 30 bölü 2 senin direncin 15'tir. Bunu söylemeye çalışıyorum yani. Peki ayarlanabilir direnç nedir? Her zaman direncimiz sabit olmak zorunda değil. Böyle bir sürgülü bir e, elemanımız var. Sürgüsünü böyle ileri geri çekip çekebiliyoruz. Burada içerideki direncin uzunluğunu ayarlıyoruz. Uzunluğunu ayarlayınca da direnç değeri değişiyor. Neden direnç değeri değişiyor biliyor musun? Çünkü direnç mekanik olarak rol L bölü A ile bulunuyordu. Bunu az önce söylemiştik. Şimdi öğrenciler diyorlar ki hocam R'yi hangisinden bulacağım ya? R eşittir V bölü I diyorsunuz. R eşittir R bölü A diyorsunuz. Şimdi yavrum eğer direncin kendi iç özellikleri değişiyorsa ne bileyim bak buradaki gibi uzunluğunu değiştireceğim ben. Şimdi bunu buraya alacağım akım geçen telin uzunluğu değişecek. Buraya alacağım değişecek. Ya da işte kesidini arttırdım azalttım falan. Bu direnci işte demir yaptım bakır yaptım öz direncini değiştirdin, cinsini değiştirdin. Böyle dirençte bir değişiklik oluyorsa sen yeni direnci bu formülle bulacaksın. Tamam mı? Direncin değişimi. Ama sen işte elektronik işçiden bir tane iki ohmluk direnç aldın. Bu reosta meosta değil bildiğin iki ohmluk direnç. Devreye koydun. Bu devreye de koysan iki ohmdur. Bu devreye de koysan iki ohmdur. İstersen kondansatör bağlı o gene iki ohmdur. Yani ona yapacak bir şey yok. Onu almışsın. Üzerinde de yazar. İki ohm yazmaz ama böyle ufak ufak çizgiler var. Onları toplayıp bölüp çarpıyoruz. Onların bir düzeni var. İki ohmdur o yani. Tamam mı? Orada bir böyle uzunluğunda falan bir değişiklik yapamıyorsun. Dolayısıyla o hep iki ohm. Onun herhangi bir değerinde değişiklik olmaz. Direnç değerinde. Ama farklı potansiyel farklar altında üzerinden farklı akımlar geçer. Yani direncin kendisini değiştirmeyeceksen kullanman gereken formül budur. Anlaştık mı? Direncin iç özellikleri değişiyorsa bunu Ha yok dış özellikle değişiyorsa dıştaki potansiyeli akım falan değişiyorsa ikincisini kullanacaksın. Şimdi diyor ki elektrik devresinde akım şiddetini değiştirmek için kullanılan ayarlanabilir dirence denir. Yani akım şiddetini değiştirmek için kullanırsın çünkü direnci değiştiriyorsun. Devredeki direnci değiştiriyorsun. Bunu göstermek istiyorum. Bunu gösterirken hep aynı şeyi özellikle sizinle yapmanızı istiyorum olur mu? Sürgüyü bir yönünde hareket ettiriyorum. Şunu bir yönünde hareket ettireceğim. Ama ondan önce şu akımı bir gösterin. Akım artıdan çıkar. Tamam. Böyle gelir. Buradan gitsin hocam. Bura boş gidemez buradan. Devreyi tamamlamak zorunda. Pıt 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 buradan devam etti. Şimdi ben ne kadardan direnç geçirdim? Şimdi akım geçirdim bu kadardan. Hocam bu direnç ne oldu? E, ne yapayım o bir yere bağlı değil ki. Dolayısıyla ben bu tarafa doğru yani iki yönüne doğru bir akım geçiremem. Burada me mecbur bu buradan sen hani eve gideceksin. Eve geri dönecek akım onu bekliyor. O doğal olarak ne yapacak? Hop yuvasına geri geldi. Şu kadarlık bir direncim var. Ben direnci küç küçültmek istiyorum. Ne yaparım? Bu sürgüyü hop bir yönünde ilerletirim. Akım öyle buradan buradan gelir buradan geçip eve geri döner. Yani bir yönünde ilerletirseniz direnci azaltmış olursunuz. Hocam neden nasıl azalttık? Boyu kısaldı boyu bak yapısal değişiklik boyu kısaldı. Direnç kısaldı direnç azaldı. Dolayısıyla unutma burada pilde bir değişiklik yapmadın yani pilde bir değişiklik yapmadıysan ben şunu şöyle yazmak istiyorum ee, şeyi R'yi yazmıştık çünkü bakın R eşittir V bölü I mıydı? R'yi azalttın. V sabit kaldığına göre I ne olmalıdır? Ters bak kesin altında kaldıysa ikisi ters orantılıdır. I artmıştır böyle durumda. Bir yönde böyle. Peki iki yönde değiştirsem tam tersini yapabilirsin. Birini bulduysan diğeri tam terstir zaten. Hiç bekleme. Yani şu tarafa doğru sürgüyü ilerletirsem bu sefer geldim. Bu kadar uzun bir direncim oldu. Direnci arttırdım. Demek ki akımı azalttım. Pil sabit kaldı. Pili zaten değiştirmemiştim. Buna dikkat et. Peki bununla da birlikte bunu bitirmiş olduk. Dirençlerin bağlanması. Seri bağlanma var. Paralel bağlanma var. Seri bağlanmada direkt bunları toplayabilirsin. Yan yana dirençler gördün mü? Direkt eşdeğer direnç için bunları topla. R1 artı, R2 artı, R3. Tamam mı? Aynı zamanda potansiyel farklı için. V1, V2, V3 mü? Bu için toplayabilirsin. V toplam ve Yani buradaki V. Ya hatta biz buna şey diyoruz tamam pil potansiyel oluşturdu. Sonra bu her bir direnç üzerinden düştü. Burada V1 düştü. Burada V2 düştü. Burada V3 düştü. Bitti. Bu potansiyel neyse bunlar paylaşır. Ne kadar varsa hepsi paylaşır. Bu potansiyel düşmeler sonucunda ne olacaktır? Pilin potansi tamamen bitirmiş olacağız. Peki akım nedir? Akıma da bakalım. Akım çocuklar V1 bölü R1 eşittir. V2 bölü R2 eşittir. V3 bölü R3'tür. Aslında dediğim şey şu. Aynı akım geçecek tamam Tek bir tel var. Buradan başladım ya. Şöyle devam edeceğim buradan. Sonra akım olarak evime geri döneceğim. Hocam bu koldan da gitsin. Gidemez. Voltmetreden geçemez. Voltmetreyi unutmayın. Voltmetreyi voltmetre yani potansiyel fark ölçeni ne gibi alabilirsin? Onu açık anahtar gibi değil. Yani şey yapma. Kes devreyi. Bu, bu buradan akım akım geçmez. Bunu yalıtkan diye bile alabilirsin yani. Çünkü bu sonsuz dirençtir. Dolayısıyla burada yalıtkan varsa gelip de buradan devam edemeyeceği yola girmez. Hop buradan devam eder, gider. O yüzden de hepsinin üzerinden geçen akımlar eşittir. Paralel bağlamada durum bir tık daha farklı. Çünkü paralel bağlamada önemli olan şu. Bakın buradaki V potansiyeli ise şuradaki, şuradaki, şuradaki de V potansiyeli. Yani bunların potansiyel farkları eşittir. Bakın ben buraya bir tane voltmetre koysam bunu da V olarak ölçer. Bunu da V olarak ölçer. Paralel potansiyeller eşit. Paralel P harfinden potansiyeller tamam. eşit. Burada ne ezberle tamam. Yerinin S eşitti? Serisi. Seride akımlar eşitti. Po, paralelde potansiyeller eşittir. O zaman bunların potansiyelleri eşitse I1 nedir? I1, I1. Ben yaz gördüğüm yazarım ben. V bölü R1. I2 nedir? I2 yazıyorum. V bölü R2. I3 yazıyorum. V bölü R3 diye yazabilirim. Ya hocam niye hepsinde V kullan? Çünkü hepsinin potansiyeli V idi. Hepsinin potansiyeli V idi. Biz potansiyel diyoruz ama aslında bu potansiyel farklı. Yani şurası sıfır, Burası V kadarsa eğer farkı ne? Sıfır ve ee, Burada da hani potansiyel farkının V olduğunu söylüyorum. Aynı şey sıfır, sıfır, sıfır. Aynı şey V, V, V yazılır. Doğal olarak da buradaki potansiyel farkların her birinin eşit olduğunu söyleyebilirim. Bir şey daha söyleyeyim. Ee, burada ne oldu? Şimdi burada ne oldu? Dikkat edin bu V'den I1 geçti. I1 geçti. I2 geçti, I3 de geçti. Yani burada ayrılıyorlar. Dolayısıyla I aslında üçünün toplamına eşittir. Biz bunu genellikle paralellerde şeylik parlaklık olarak bakarız. Paralellerde eğer özdeş lambalar varsa üçünün de parlaklığı eşittir. Onu da söyleyeyim. Tekrar söylüyorum. Paralel bağlanmış lambalarda özdeşse lambalar parlaklıklar eşit olur. Peki elektriksel güç hazır paralel, paralel demişken aslında biz e, elektriksel güçte parlaklıkta mekanik güce bakarız. E, şey pardon elektriksel güce bakarız. Mekanik güç neyse aslında elektriksel güçte benzer şekildedir. Elektriksel güçse elektriksel iş bölü zamandır. Kısaca bunu şöyle söyleyebiliriz: e, P eşittir v çarpı P eşittir kare R ve P eşittir v kare bölü r formüllerini kullanabiliriz. Burada e, unutmayın eğer işten bahsedersek iş güçle zamanın çarpımıdır. Dolayısıyla eğer bunların hepsine kareyi t ye eklersen iş ya da enerji olur. V kare bölü R'ye t, t ile çarparsan t eklersen de artı değil yani t ile çarparsan mekanik güç şey elektriksel enerji ya da elektriksel iş olur. V çarpı I'ya T ile de çarparsan bu da gene elektriksel iş olur. Bunları söyleyebiliriz. Şimdi bize özellikle parlaklık sorulacak ya çocuklar. Parlaklıkta biz güce bakarız. Güç neydi hatırlayalım. İ kare R ya da V kare bölü R'den yapabiliyorduk. Güç power P. P ile gösteriliyor. İ kare R ya da V kare bölü R'den yapabiliriz dediğim gibi. İstediğinden yapabiliyorsun. burada genellikle hani özdeş lambalar verecek sana. Özdeş lambalar olduğundan R'ler eşittir. At R'yi ne kaldı? Akımlar ve paralellerde ne kaldı? Bak burada potansiyeller. Yani akım eşit olabilir, potansiyel eşit olabilir. Akım eşit olduğunda da güçler eşit olacak. Özdeş lambalarda. Paralellerde de yine potansiyel fark eşit olduğu için eşit olacak. Tekrar söylüyorum serilerde akım eşitti. Özdeş lambalarda parlaklık eşit. Paralellerde potansiyel eşitti PP. Potansiyel V yani potansiyel eşitti. Doğal olarak özdeşlerde paralellerde eşitlik söz konusu olacak. Seri paralel bağlanması var. Üreteşlerin şeyleri bağladık, dirençleri bağladık. Peki bunları nasıl bağlıyoruz? Bunları da şöyle bağlıyoruz. Yani bak eksi artı bunun akımı bu tarafa doğru. Eksi artı. Bunun akımı da bu tarafa doğru. Aynı tarafa mı akım üretiyorlar? O zaman V1 artı V2'dir. Bunun eş değeri. Ve şu şekilde gösteririz. Neden? E böyleydi. Aynı yön. O tarafa doğru akım verecek şekilde gösteriyorum. Ama kalktım buraya geçtim. Bak şimdi, bu bu tarafa doğru akım veriyor. Bu bu tarafa doğru akım veriyor. Vermeye çalışıyor. Bunlar zıt bağlı. Artı artıya bağladıysam bunların hangisi büyükse ona göre... Ben mesela dedi ki soru V1 büyük V2 büyük dedi. O zaman ne yapacaksın? Bunların aslında şekli V1'inkisi gibi olacak. Çünkü V1 büyük dediyse soru. Ve burada değeri V1 eksi V2 olacak. Tamam bunları çıkarttık. Yani büyük olan sonuçta galip geleceğine göre büyük alanın akımına göre yol alacağız. Sonra burada ha bunu çok e, öğrenciler çok soruyor. Bunu niye bu kadar soruyorsunuz anlamıyorum. Bak paralel olduysa paralel olduysa ya paralellik varsa burada çocuklar bunu tek bir tane gibi düşünebilirsin. Tek bir tane eş değeri budur bunun eş değeri budur bu kadar. Yani 10 volt 10 volt hocam bunun eş değeri kaç volt o da 10 volt tamam 5 tane 10 volt var o da, bir tane 10 voltla aynı. Ne değişti peki hocam olur mu iki tane üç tane beş tane kullandım burada bir tane kullandım nasıl bunlar eşit oluyor çocuklar bunların potansiyel değeri eşittir yoksa devrede aynı görevi görmezler burada pil geç tükenir geç tükenir burada pil erken tükenir tamam erken tükenir. Neden? Çünkü burada her birinden küçük küçük akım geçip ancak ı akımını oluşturur. Burada ise tek bir pilden ı akımı geçer. Doğal olarak tükenme süreleri de farklı olur. Tükenme süreleri de ne olur? Bunun daha çabuk tükeneceğini söyleyebiliriz. Daha büyük, tek başına daha büyük akım geçiyor. Hocam burada da ı akımı vardı. Ya orada ı akımı vardı da bunların her birinden ı gelmedi ki. Burada ı bölü iki geldi. Burada ı bölü iki geldi. Toplamda ı oldu. Şimdi bu pil ı bölü iki gönderiyor. Bu pil ı gönderiyor. Tabii ki de bu erken bitecek. Anlaştık mı? Böylelikle bunda geçtik. Şimdi geldik sorulara diyor ki elektrik akımı ile ilgili aşağıdaki soruları diyor cevaplanlarınız diyor. SI birimi nedir? Nedir? Amper'dir. Peki vektörel ve skaler olarak ya da işte temel türetilmiş olarak sınıflandırırız. Bu temel bir niceliktir. Elektrik akımı 9. sınıfta görmüştük ve skaler bir niceliktir. Bunu unutmayın. Peki tanımını yazınız. Tanım: Birim zamanda birim zamanda Geçen yük miktarı, geçen yük miktarı olarak söyleyebiliriz. Birim zamanda aslında bunu şöyle de yazabilirsin. Birim zamanda birim kesitten geçen yük miktarı diye de yazabilirsin. Birim kesitten geçen yük miktarı diye de yazabilirsin bilirsin kesit olarak aldığın zaman. bununla ilgili bir de bu bunlar sorulduktan sonra şöyle bir soru karşımıza çıkabilir. Burada da hemen tökezlemeyelim. İyon içeren sıvı dolu şekildeki cam tüpte işte çeşitli e, Anadodor ve Katadodor ne kadar yük geçtiğini gösteriyor. O bunları söylemiş ama bak ben sana ne dedim? Eksi yükler hareket eder, artılar hareket etmez dedim. Nerede katılarda? Bu katıma hayır. İyon içeren sıvı. Burada tabii ki de iyonlar hareket edebilirler. O zaman akımı buluyorum. Birim zamanda geçen yük miktarı. Ne kadar zamanda geçmiş? 0,2 saniyede. Peki ne geçmiş? Bakın 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 ile 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 kadar yük geçmiş. Topluyorum bunları. 10 çarpı 10 üzeri eksi 6. Hocam nasıl topladın hemen? Bak bu çarpımlar eşit ya. Bunları x diye bak. 4x ile 6x'in toplamı 10x olmaz mı? E öyle dedim işte. X değil de 10 üzeri eksi 6. Bölü 0.2 dedim. O zaman bunu bölüp çarpıyorum. Bak bununla bunu istersen çarp. Ya da yani öğrenciler şöyle sanki daha çok seviyorlar. Bak şimdi. Bölü 2 bölü 10. Bölü 10 yazacaktım. Yukarıya 10 koydum. Bununla bu gitti. 5 kaldı. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 amper şeklinde yazdığımda sorum artık ne oldu? Doğru oldu. Bunu şuraya da yazalım isterseniz. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 amper yazdığımda sorum doğru şekilde çözmüş oldum. Şimdi Kes alanları A, 2A, 2A ve boyları L, 2L, 3L olan X, Z, telleri var. Bunları diyor acaba aynı maddeden yapıldılarsa iletkenlerin tellerinin dirençleri ile ilgili ne söyleyebilirsin? Ya ben bakınca hemen görüyorum burada. Uzun var bir tane tamam mı? İşte kısa birazcık daha kısa bir de çok kısa var. Ama kalınlıkları da farklı. Gelin bunları birlikte yapalım. Neydi formülümüz? R eşittir rol L bölü A'ydı. Roll'lara bakalım mı? Roll'lar için şuna bakacaksın. Aynı maddeden yapılmış diyorsa roll'lar eşittir. Hiç bunları kaleme alma. Sen ne bulacaksın direnç için? L bölü A. Yavrum L'nin A oranı 1, 1. Buraya kadardır. L'nin A'yı oranı 2, 2. Nereden çıktı 2? Şunun işte kas sayılar. 2 bölü 2, 1. Bunun da direnci R'dir. Şimdi buna bakıyorum. 3, 2, 3 bölü 2r'dir. Bu kadar. İstersen uzun uzun yazabilirsin bunları. Ama yani şu anda da gördün zaten rx ve ry birbirlerine eşit çıktı ve rz bunlardan daha büyük çıktı. Bu şekilde yazabilirsin. İstersen de tek tek rx eşittir R, l bölü a, işte R Y eşittir ro 2l bölü 2a ve rz eşittir de ro 3l bölü 2a şeklinde yazıp gene sonucu ulaşabilirsin. Peki buna benzer MEB'in bir yazılı örnek sorusu var. Onu da birlikte çözelim. Ne varmış burada da? Bakın burada da yeterince uzun homojen bir çubuk varmış. Bunların değerleri de verilmiş. Ampermetre var bir tane. Metrenin e, değerinin 3 ohm olduğu söyleniyor. Şimdi bunun değeri 3 ohmsa o zaman şunun değeri nedir? 2 ohmdur. Bunun değeri 1 ohmdur. Bunun değeri 4 ohmdur. İç direnci ihmal edilen üreticinin potansiyel farkı 29 voltmuş. 29 volt. Sorumuz bu şekilde aslında hemen hemen bitti. Bakın kesit alanları da hani eşit olduğu için nereden biliyorum kesit alanı? Burada kesit alanı eşit yazmıyor ama diyor ki kesilerek yani belli bir telim var, ince telim var bu çat 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 kesek. Kestiğim zaman kesit alanını değiştirmiyorum ki aynı tel, aynı kesit alanındaki bir tel. E, ee, bu yüzden de ben bunların kesit alanları aynı olduğu için direkt uzunluklarını alabiliyorum direnç için. Çünkü direnç için biliyorsunuz uzunlukla e, direnç doğru orantılıydı. Şimdi birlikte bakalım. Bakın. 2, 3. Burası seri bağlı yan yana. Demek ki burası 5 ohm. Altta 4 ohm var. Direkt devreyi çiziyorum. 1 ohm. Şurası 5 ohm. Burası da 4 ohm. Gelin burada bir eşdeğer devre koyalım. Bu ikisi bu ikisi çarpımları bölü toplamları ile eş değer direnci bulunur. İki tane ise eğer. Normalde eş değer direnç paralellerde 1 bölü R eş eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı işte bla 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 diye bulunur. Ama sadece iki tane varsa ben bunu yapmam. Çarpımları bölü toplamla hadi yapalım. 5 çarpı 4 bölü 5 artı 4. Bu kadar. Bu sadece şurasının eşer direnci 5 kere 4 20 bölü 9'dur. Ama bir de ne var yanında? 1 var. Demek ki bunu neyle toplayacağım? 20 bölü 9 artı 1 ile toplayacağım. Bakın bir yerine 9 bölü 9 yazsam olmaz mı? Biraz kolaylaştırayım. Burada ne eşer ne çıktı? 29 bölü 9 ohm çıktı. Bana ne söylüyordu? O potansiyelim de var. O zaman neden akımı bulmayayım? Neydi voltaj bölü dirençti voltajım 29 direncim 29 bölü 9'dan 9 amper çıktı çocuklar 9 amper çıktım yola 9 diyorum 5 yazıyorum 9 çıktım geldim burada 9 amperim var hadi şimdi bu kollara ayrılsın. Nasıl kollara ayrılacak arkadaşım bununla alttaki telli üsttekilerin yani 4 ohmla, 4 ohmla 5 ohmun potansiyel farkları eşit olmalı. Dolayısıyla bunları aslında ters şekilde akım gönderebilir. Yani 9 mu buradan 5 amper buradan 4 amper gönder çarpımları eşit işte olsun. 5 kere 4 20 4 kere 5 20 olsun. Dolayısıyla da burada hemen aslında cevabın 5 amper olduğunu söyleyebilirsin. Hocam siz böyle yaptığınız zaman ben bunu düşünemeyebilirim. Nasıl yapacağımı düşünemezsem. O zaman şöyle yapıyorum. Bundan kolay bir şey yok. Bak şimdi. Buranın potansiyeli kaç? 9 muydu bu? 9 kere 1. Burası 9 e, volt'tur. Tamam? 9 volt burası. O zaman buradan buraya kaç volt olacak? Nasıl yani kaç volt olacak? Yahu toplamı 29. 9 buradaysa buraya 20 volt kalmaz mı? O zaman yapıyorum. 4 ohmsa direncim 5 amper geçecek ki 5 kere 4 20 volt olsun. Unutmayın potansiyelleri eşitti ikisinin. 5 ohmsa burası 4 amper geçecek ki 20 volt olsun diyerek sorumu rahatlıkla çözüp bitiriyorum. Şimdi potansiyel fark akım şiddeti verilen A ve B iletkenlerin dirençleri R K Sana diyor ki bunlarla diyor bunların oranını söyle bir de diyor bunlarla bu devreyi kurdum biz dersin başına ne demiştik? Volt akım grafiğinde. Volt bölü akım benim direncimi verdiğine göre o zaman hemen ne yapıyorum? Bunun eğimini alıyorum. Yani bölüyorum. Düşeyi yataya böleceğim. Burada çocuklar böyle bunu gördükleri zaman hemen mesela 6'yı 3'e bölen var. Nereden çıktı 6'yı 3? Buraya sonsuza kadar yazabilir. 6'yı sonsuza mı böleceksin? Öyle değil. K'yı istiyorsan K'nın üzerindeki bir değeri bulacaksın. Bu değeri buldum. Bu değeri okuyorum. Dikeyi 6 yatayı 1. Bitti. RK eşittir. 6 bölü 1'den 6 ohmdur. Şimdi RL'yi birlikte bulalım. Bir nokta gördünüz mü? Ben olsam bu noktayı almam. Bir de hesap mı yapacağım? Bunun yata, düşeyi var da yatayı yok. Bu noktayı da almam. Yani bur burası var burası yok. Tamam. Şu kesişim bir yerden kese. Yani bir böyle bütün noktanın okuyabildiğim bir değeri var. Al RL buradan 6 bölü 2'den 3 ohm olarak yazılır. Hadi birlikte bölelim. RK bölü ve RL 6 bölü 3'den 2 amper, e, ne, amperi oran bu. 2 olarak yazılır. Bakın bir oran çıktığında o birimsiz oluyor tamam mı? Çünkü 6 ohm bölü 3 ohm olduğu için artık bu birimsizdir. Ohmlar birbirlerini götürecektir ve cevap 2 olacaktır. Şimdi aşağıdaki devre parçası eşdeğer direnci kaçtır? Ben yerlerini yazdım. Bu 6'ydı, bu da 6'ydı, bu da 3'tü. Doğal olarak bitti gitti. Gelin eşdeğerini bulalım. Ben ne demiştim? İki tane direnç olduğunda çarpımları böyle toplamları olarak yazabilirsin demiştim. Buradan ne çıkacak? 3 ohm çıkacak. Biliyor musun ben çarpıp toplamadım. Çünkü şöyle bir kural daha var. İstersen ezberleme yani ya. Hocam kaç tane kural var sürekli de bir kural söylüyorsun falan diyorsan. Hiç ezberleme. Buradan yap her türlü doğru çıkar yani. Üç kere de yaptın mı bunu zaten ezberliyorsun. Altı altı üçtür diyorsun zaten. Ama ya hocam bir kural daha ben ezberlerim ya. Bilgimiz olsun diyorsan sana hemen söylüyorum. Eğer mesela eşit yani özdeş dirençlerden kaç tane var burada? 2 tane mi var? 2'ye bölüyorsun 3 ohm çıkıyor. Atıyorum atıyorum burada 6 6 3 tane 6 altı olsaydı 6'yı 3'e bölecektim. 3 tane paralel olsaydı 6'yı 3'e bölecektim 2 ohm olacaktı. Anladın mi? Kural bu. Yani bir tanesini n'e bölüyorsun. Eğer özdeş ve paralellerse Tamam? Olay bu. Peki bunları yaptık. Yani burası 3 ohm, e yanında da 3 ohm var. Bunlar yan yana. Yani bunlar seri. Dolayısıyla hani burada bunun eş değeriyle şu seri dolayısıyla ben R eş değerimi aslında 6 ohm olarak buldum. Ve sorumu Geçtim. Şekildeki devre parçasına K-L uçları arasındaki eşdeğer direnç soruluyor. İşte burada harflendirme yapman lazım. Harflendirme nedir? de başlarken sana K ve L harfleri verilmiş olabilir. Verilmediyse de pillerin uçlarına K ve L yaz. Ondan sonra düstelden devam et. Burası K. Ba başka direnç görürsem değiştirmem gerekiyor. Direnç gördüm. Bir L'yi deneyeyim. Burası L. Burada da direnç var. Herhangi bir koldan ilerleyemiyorum. Şimdi ben buradan sonra harf vereceğim. Şu, bak. Ben mesela öğrenci hemen şuraya harf vermeye çalışıyor. Benim kafam karışıyor buraya harf verince. Çok harf oluyor. Oysa ki ben burada şunu görmüyor muyum? Atıyorum akım buradan mı geldi? Yani şunun üzerinden geçen akım aynı şekilde buradan da geçmeyecek mi? Doğru mu? Ya bunlar aslında aynı tel üzerinde değiller mi? Bak mesela şu dörtler aynı tel üzerinde değiller. Buradan hocam böyle gelsin. Ya tamam da buradan akım gelince bir buraya bir buraya gitmeyecek mi? Değil mi? Ayrılacak. O zaman bunların aynı telde olduğunu söyleyemezsin. Ama bunları söylersin. Bu akımı kaçacak yeri yok. Mecbur bunun üzerinden de geçecek. Dolayısıyla ben buraya harf vermem. Bu ikisinin toplamının 4 om olduğunu yazı veririm. Bak yazıyorum. K, L arasında 3 var. Şurada da 4 var yazacağım. Tamam. Ama kolları ayrılan başka bir yer gördüğümde ben burada M'yi de buraya çakı çakıveririm mutlaka koyarım. Şimdi artık yazabilir. Bu kale niye böyle oldu ya? Böyle yazmayın. Bu, bunu nasıl yapalım? Bakın buradakini yazdım ya hani üsttekileri de yazacağım. O zaman üsttekiler için şöyle bir şey yapayım. Şuraya M koyayım buradan devam edeyim. K'dan M'ye 4 var. Sonra M'den L'ye bakın M'den L'ye 1 4 var. Bir de aşağıdaki buradaki 4 var. Var mı sıkıntı şimdi? Bütün devreyi çözdük. Ben size ne demiştim az önce? Bu özdeş dirençlerden örneğin şunlardan 2 tane varsa 4 bölü 2'den 2 om olarak yazabilirsiniz burası. 4 2 ne yaptı seri olduğu için yukarısı 6 oldu aşağısı 3 oldu. O zaman bunları nasıl yapıyorduk? çarpımları bölü toplamları yapıyorduk. Eş değer direncim 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3'ten bakın 6 kere 3 18 bölü 9'dan 2 ohm olarak yazı verdim. Bu şekilde devreyi kurduğunuzda hocanız size tekrar bir 10 puanı verecektir. Şimdi de bir başka sorumuz. Şekildeki elektrik devresi iş direnci önemsiz üreteşle kurulmuştur diyor. Peki iş transı, direnci, direnci önemsiz olunca ne oluyor? Burada ekstra bir direnç koymamış oluyoruz buraya. Burada voltaj 40 volt diyorsa bu bu kadar 40 voltluk bir soru oluyor. Ekstra bir direnç koymuyoruz. Dirençlerimiz 2, 4, 2 ve 6. Burada dikkat edecek olursanız 2 ile 4 birbirine seri bağlı. Yani bu üst taraf 6, alt tarafta 6. O zaman bakın burada iki tane direncim var ve bunlar birbirlerine paralel. Peki bu paralellikte biz bunu nasıl eş değerini alacaktık? İki tane direnç, ikisi de 6. Bakın yukarısı da 6, aşağısı da 6 olduğu zaman ben bunların eş değerini aslında sayısına bölüyorum. Yani 6'yı 2'ye bölüyorum ve buranın 3 ohm olduğunu hemen rahatlıkla yazabiliyorum şimdi bakın böyle sorularda sizin kafanızı karıştıran şey genellikle yani bana sorulan şeyler diyorlar ki yani çok fazla ölçüm aleti var bunlar ne yapacağız Şimdi bir kere ampermetre gördüğünde bunu düzsel gibi düşüneceksin düzsel normal bildiğin düzsel üzerinden akım geçecek hiçbir şey yok voltmetreyi nasıl düşünecektik voltmetreyi yalıtkan gibi düşüneceğiz yalıtkan gibi düşündüğüm için burası yok gibi düşüneceksin yok burası çizilmemiş yani Dolayısıyla ben burada hani kalan devreyi gördüğüm zaman 2, 4 yan yana 6 ohm, aşağısı 6 ohm. Bunlar birbirlerine paralel bağlı. O zaman iki tane 6 ohm ne çıktı? 3 ohm. Yanında 2 var. Seri bunlar. Eş değerimin hemen 3 artı 2'den aslında 5 ohm olduğunu görebiliyorum. Gelin burada ana kol akımı bulalım. Ana kol akımı bulmak için V bölü R eş mi yapıyorduk? O zaman voltajımı 5'e bölüyorum ve 8 amper olarak buluyorum. Geldim 8 amper yola çıktım. 8 amper yola çıktım ve 8 amperi nasıl ayıracağım? Bakın öyle bir şey yapmalıyım ki bunların potansiyelleri birbirlerine eşit olmak. Ne demek potansiyelleri eşit olacak? Potansiyel R çarpı I'di. Doğal olarak 6'yı bir sayıyla çarpacağım. Buradaki 6'yı da bir sayıyla çarpacağım. Hem eşit olacaklar birbirlerine hem de çarptığım sayıların toplamı 8 olacak. Dolayısıyla bunları 4 amper'e 4 amper olarak ayırmamda hiçbir sakınca yok. Ama bunu ayıramadım. Tamam buna böyle tam erişemedim. O zaman şöyle düşün. Ya sonuçta bunlar kaça kaç ayrılırsa ayrılsın. Burada birleşecekler mi 8 amper olarak? O zaman buradaki potansiyel kaç olacak? Birlikte bakalım. 8 kere 2 16 volt mu oldu? E, tamam da burası 40 volttu. 16 olduğu zaman o zaman buraya kaç kalıyor? 20 e, kaç kalıyor? 24 mü kalıyor acaba? 24 kaldığına göre demek ki bak buradan buraya kadar da 24 volt olacak ya hatırla burada üretilen burada harcanacak dolayısıyla da toplamı gene 40 etmeliydi 24'ü buldun ya bitti o zaman bak 24 bölü 6 4 amper 24 bölü 6 gene 4 amper dirençlerini akımlarını hepsini bulmuş oldun şimdi soru çözüyorum Ampermetrenin gösterdiği değer. Bu 4 amper gelip, havaya gidecek hali yok, Bu ampermetrenin de üzerinden geçecek. Demek ki ampermetrenin gösterdiği değer, 4 amperdir. Ben senin yerinde olsam. Ampermetre yazıp, 4 amper yazarım yanına sonra voltmetrenin gösterdiği değeri de voltmetre yazıp. Bu ne olacak? Buradan da 4 amper geçmiyor muydu. O zaman burası nasıl oluyor? V eşittir I çarpı r oluyordu unutma? yazalım 5 I işte çarpı R. Burada 4 amper 4 ondan geçti ve 16 volt olarak burası da e, yazılacak. Böylelikle sorumuzu çözmüş olduk. Bir sonraki sorumuz. Şekildeki devre parçasında bu devre parçasında ampermetrelerin gösterdiği akım değerlerinin oranı soruluyor. Birlikte bulalım. Şimdi ben burada oran sorulduğu için aslında bir rahatlığım var. Çünkü Hani buradan buraya potansiyel verilmemiş. Bir şey ayırmama gerek yok. Paralellerin potansiyelleri eşitlesem bana yeter. 12, 6, 4. Bunlar yani bir sayıyla çarpacağım. Bunların üçü de birbirlerine çarptığım zaman eşit olacak. Kaçta çarpayım? 12. 12'de birleşmiyor mu bunlar? 1 amper geçsin, 2 amper geçsin, 3 amper geçsin. Aslında biliyor musunuz? Bunu yani 1 amper, 2 amper, 3 amper diyebilirsiniz. Çünkü oran soruluyor. Ama biz fizikçiler bunu ne yaparız biliyor musun öğretmenler? I geçsin, 2 I geçsin, 3 I geçsin. Hocam ne farkı var? Bana tam bir potansiyel değer verilmediği için ben amperi kullanmam. Amper bir ölçüm aleti sonucudur. Oranla olacağı için kat kullanırım. 1 kat, 2 kat, 3 kat gibi. Bakın çarp 4 kere 3 12. 6 kere 2 12, 1 kere 2, 12. Doğal olarak bunu çözmüş oldum. Toplamda ne kadar akımım geldi burada? I 2 I 3'ü 6 I, I akımım geldi. Şimdi 6 I akımı dağıtıyorum çocuklar. 3 I da burası dağıtıyorum. 1 I da burası. Şimdi bakın. Dağıttım. E ne yapacağım şimdi? Burada bir şeyler olacak. Bir yerlere gidecekler. Sonra 4'e 2'nin üzerinden geçip buradan tekrar 6 olarak geçecekler. Şimdi unutma ki altı olarak geçiyorsa buradan buradan geçenlerin toplamı altı olmalı. Bir de öyle olacak ki bunlar çarpıldığında şununla çarpıldığında birbirlerine eşit olacaklar. Bunu hatırlıyor musun? 1'e 2 oran var burada. Demek ki burada da 1'e akımlarda da 1'e 2 oran var. 2'ye... I mesela yazsam olur aslında ama toplamı 6 etmez. O zaman katını alayım. Mesela 4'e 2 ı yazsam olur mu? Evet toplamları bu etti ee, ama 4 kere 4 16 değil mi? Yani biz küçük olanı yukarıya vermeliyiz. Doğal olarak burada 2 I'ya 4 I olarak yazabilirsin. Anlaştık mı? Yani tersini alıp yazabilirsin. Böylelikle sorun doğru olur. Buradan ne kadar geçmiş? 4 ı. Buradan ne kadar geçmiş? 2 ı. Toplanmış ne olmuş? 6. Bak. Şimdi geri kalanını çözüyorum. Şu kısım ı geldi mi? Ama burada 2 ı geçmiş. Demek ki bunun üzerinden kaç ı geçmiş? 1 ı. Çünkü bu ikisi toplanıp burada başka seçeneği yok. Başka bir şey yok. Buradan 3 ı gelemez. ı 3 ı o zaman 4 ı olurdu. Mecburen ı 1'in üzerinden I kadar geçecek. Şimdi şuraya bakalım. Şimdi burada 2 I var. Burada 3 I var. Bak buradan 3 I geliyor. Ama bu taraftan 4 I çıkmalı. Demek ki mecburen buradan kaç gelecek? 1 I da buradan gelecek. Yani A2 de 1 I kadar olacak. A1 bölü A2 oranında ne çıktı? 1 çıktı. Böylelikle bu sorunu da Çözmüş olduk şimdi örnek MEP sorusu iştirence önemsiz üreteç e, direnç ve ampermetrelerle kurulan şekildeki elektrik devresinde ben voltmetrenin 36 volt gösterdiğini söylüyormuşum burası 36 volt oluyormuş 36 volt yazdığın anda V eşittir I çarpı R olduğundan 36 eşittir I çarpı 6'dan akımın 6 amper olduğunu yazabilirsin bak burada akım 6 amper. Dikkat et artı burası demek ki şuradan 6 amper geçmiş. Dikkat et bu noktayla bak şu iki nokta ve bu nokta dikkat edersen 6'ya 6. Bunlar birbirlerine paraleller. Dolayısıyla burası 6 amper geçiyorsa burası 36, şurası 36 voltsa burası da 36 volt olmalı. Yani buradan da 6 amper geçmelidir. Şimdi peki ben burada neyi bulacağım? Ben burada şu 3 ohm'un üzerinden ne geçecek onu bulacağım. Birlikte bakalım. Akımsın, geliyorsun. Geldin. Buradan geçer misin? Şimdi buradan geçip bu noktaya gideceksin, değil mi? Peki bu noktayı hiç dirençsiz olarak geçebileceğim bir yol var mı? Göstereyim. Dirençsiz. Bakın ampermetre düstel gibi davranıyordu dirençsiz. Gördüğün gibi buradan yollar devam ederek gider. Yani aslında 3 ohmun üzerinden akım falan geçmez. Tam burada akım kollara ayrılır. Gördüğün gibi burası 6 amper, burası da 6 amper ve buradan yoldan devam eder. Dolayısıyla biz a, ampermetrenin gösterdiği değerin 6 amper olduğunu söyleyebiliriz. İşlem olarak da bu devreyi çizebiliriz. Burası böyle yaparız. Sonra tekrar baştan devreyi çizeriz. Yani 6 ohm, 6 ohm ve 1 volt olduğunu şey 36 volt olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Neden 36 volt? Çünkü bakın burası 36 idi doğal olarak bütün pilde 36 volt oldu diyebiliriz. Şunun da sonucunu bulmuş olduk bu şekilde. Peki şimdi burada bir de harflendirme yöntemiyle çözmek istiyorum. Bakın K ve L yazdım. K dümdüz devam ediyorum. Buraya da K yazdım. Düstelden geçtim buraya da K yazdım. Aynı harfler arasında kalmış. Yani aynı potansiyeller arasında kalmış. Atıyorum 30-30 arasında. 50-50 arasına kalmış. Demek ki burada bir fark yok. Kısa devre. Bunu harflendirme ile de böyle anlatıyoruz. L de buraya geldi. Bakın k KL. Bu da K-L arasında. Buradaki volt kaçsa buradaki volt da odur. Dolayısıyla da ben bunu 36 volt olarak şak diye yazabilirim. İlk dönem hedefi yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 10. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da bulabilirsin. Şimdi iş razıcı önem süre teşrar kurulan şekil 1-2-3 devrelerinde aa, akımları e, söylüyor. Akımlar arasındaki ilişki nedir diyor. Bir şunu çiziyorum. Burada bir şey yok. Burada bir tane direnç var. Şimdi şunların bir bana eşdeğerini söyler misiniz? Ne demiştim ben? Beş tane de olsa, sekiz tane de olsa bu paralellerin bir tanesini çizmen yeterlidir. Şimdi burası da artı, burası eksi. Bu da böyle akım geçiriyor, bu da böyle akım geçiyor. Demek ki bunları toplayacağız eşdeğer için aynı tarafa doğru akım geçiriyorlar ve biz bunlar V V olduğu için buradaki i bir akımı 2V bölü R olarak yazılacak. Bu bir. İkincisi. Şimdi burada bir seri var. Bakın aynı tarafa doğru akım geçiriyor. Yani burası 2V. Bakın çiziyorum ikinci devremi R. Şu 2V. Altındaki de bakın aynı tarafa akım geçiyor. Burasında 2V olduğunu yazacağız. Demek ki burada akım için ne yazacağım? Neydi bunlar? Tek bir tane gibi davranıyordu. Yani burası da ne olacak? 2V bölü R kadar olacak. Hadi devam edelim sıra burada. Burada bak dikkat et. Böyle, böyle akım geçiriyor. Böyle geçiriyor. Bakın bunların hepsi aynı tarafa doğru dönüyorlar. Ama bunlar ters tarafa doğru dönüyorlar. Bunların dönüşünü bak. Farklı. Hocam bunlar aynı yönde akım geçirmiyorum. Hayır. Burada akımın bak bundan yola çıktın gidiyorsun gidiyorsun. Zıt yönde oldu gördün mü? Bunlar kafa kafaya çarpışır. O zaman ne yapacağız? Bu ikisiyle şu üçünü sadeleştireceğiz. Birinci bunlar gitsin. İkinci bunlar zıt yönde geçenleri sadeleştireceğiz. Ne kaldı bir tane. O zaman bu aslında şöyle bir devreymiş. Bir yani pil var. 8 tane de direnç var. Bu kadar. Doğal olarak I3 içinde V bölü R yazabilirim. Yani kıyaslama yapayım. I1 eşittir I2 büyüktür I3 yazıp sorumu bitiriyorum. 10 puanımı alıyorum. MEP örnek yazılı sorusu benzeri. İçerince önem süreteş ve dirençleri 6 ohm olan X lambaları Z lambalarıyla aşağıdaki elektrik devresi kuruluyor. Buna göre lambaların parlaklıklarını bulunuz. Bakış. 20 volt 20 volt. Bu 20 volt zaten değil mi? Peki burada ne var? Bakın 2 volt. Şimdi burada artık şöyle göstersem daha güzel olacak. 20 volt burada 2 volt var. Hadi dönelim. Bu da böyle. Bu da böyle. Hadi dikkat et. Burada devreden geçince bunlar birbirleriyle ters bağlılar değil mi bu şekilde? Yani bu şekilde olmaz. Bunlar birbirleriyle ters bağlı. Devreye dönük geldiğinde bunların ters bağlı olduğunu görebilirsin. Hocam ben buradan göremiyorum. Ya çok da sıkıntı değil. Eksi eksiye bağlandıysa çıkart. Yani aynı kutupları bağladıysa birbirine çıkart. Bak dikkat et. Eksi eksiye bağlanmış. Çıkart o zaman onları. Arta artıya bağlanmış. Onu da çıkart. Zıt kutuplar bağlandıysa toplarsın. Zıt bağlanırsa bağlanırsa topla. Tamam mı? aynı kutup bağlanırsa çıkart. Kural bu. O zaman 22 çıktı 18 volt oldu. Bu devrede voltajım 18 voltmuş. Kalan devreme bakıyorum. Bak burada bir tane pilim var. Sonra bir tane paralel pilim var. Bir tane de bak burada Z var. X, Y, Z var. Ve burada döndüm efendim bir tane Pilim var pilimin voltajı şu şekilde bunları alıyorum büyük olanı alıyorum 18 volt verdim. Peki burada gerisini nasıl yapacağız? Bakın şimdi bunların hepsi 6 ohm ya. 6 6 6. Hatırlıyor musunuz? 2 tane 6 olduğunda ne demiştim? Bunlar 3 olur demiştim. 6'yı 2'ye böldük. 3 6 daha 9 oldu. Şimdi akım buluyorum. Devredeki akımım voltajımın eş değer dirençime bölümüdür ve 2 amperdir. Başladım akımı göndermeye. 2 amper geldi. Bakın burada 2 amper geldi. Yukarıdan ve aşağıdan bunlar özdeş olduğu için bir bir geçer ve buradan da 2 amper geçmeye devam eder. Şimdi bu diyor ya hani işlemlerinizi yapın normalde aslında burada bıraksan da oluyor ama işlem yap dediği için şimdi işlemlerimizi nasıl yapacağız? Yukarıdaki X için parlaklık için ne alıyorduk? Güç için I kare R alıyorduk. Akımın karesi çarpı direnç. Y için aynı şey alacağım. Almama gerek yok aslında. Bu ikisinin parlaklıkları eşittir. Neden? Paraleller ve özdeşler. Üçüncüsü Z için alıyorum. Z için 2'nin karesi çarpı 6. Bakın dikkat edin buradan 6 kere 4 24 çıkıyor. Diğerleri ise 6. Px ile Py birbirlerine parlaklıkları ve güçleri eşit. Pz bunlardan daha büyüktür. Böylelikle sorumuzu da çözmüş olduk. Şimdi <laughs> işrenci önemsiz üreteç ve özdeş ambalarla şekildeki elektrik devresi oluşturulmuş KLM lambaların parlaklıkları soruyor. Birlikte bakalım. Parlaklık dediğin zaman voltajdan da bahsediyor. İlla akıma gerek yok. Voltajdan da bahsedebilirsin. O zaman ben voltajdan bahsedeyim. Bakın burası da 1 volt yani VK 1 volt. Burası da 1 volt yani 1 volt olduğuna göre burası V bölü 2, V bölü 2 olarak paylaşır. Burası da 1 volt. O zaman burası da ayrı ayrı her birinin kisinin toplamı 1 volt olacağına göre VMD V bölü 3 olarak yazılıp sorun çözülebilir. Dolayısıyla parlaklıkları için özdeşlerde hiç işlem yapmazsam eğer voltajlarına bakmam yeterliydi. PK ee, en büyük sonra PL sonra PM olarak yazabilirim. Hocam ben bunu anlamadım. Bana başka bir şey söyleyeyim. Çok basit aslında. Bu üçünün voltajları eşit olduğuna göre akımlarına bak. Buradaki akım en küçük olan olacak. Hocam nereden biliyorsun? Çünkü direnci çok fazla. Çok fazla direnç var. Buradaki akım orta derecede olacak. Buradaki akım en büyük olacak. Doğal olarak büyük akım özdeş dirençlerde büyük parlaklık demektir. PK, PL, PM olarak sıralayabilirsin. Şimdi yukarıda belirtilen davranışlardan hangileri elektrik kazalarına yol açabilir niteliktedir? Islak zeminlerde elektrikli araçların kullanıl. Lütfen bunu iki defa oku. Mamması yani çarpı. Islak zeminde elektrikli araç kullanmıyoruz. Evet kullanmıyoruz. O zaman e, burada bu olumlu bir söz. Doğru bir söz. Elektrikli ev aletlerinin kullanım talimatlarına uyulması, uyulması uyumlu, kullanılmayan elektrikli cihazların prize takılması, e, o ama bu olumsuz oldu. Kullanılmayan elektrikli ev aletler prize takılmamış sonra Allah korusun yangınlar falan böyle şeyler hep bunlardan çıkabiliyor. Ani elektrik kaçaklarından oluşabiliyor. Doğal olarak da yol açabilir niteliktedir. Elektrik kazalarına cevabım yalnız iki. E, yalnız iki olur mu? Yalnız üç. burada çünkü üçüncü seçeneğimdi. Ne olacak? C seçeneğim olacak. Şimdi bir de e, mıknatıslardan biraz bahsedelim. KL ve M çubuk mıknatısları plastik iplerle tavana asıldığında şekilde gibi dengede kalıyormuş. Buna göre X kutbu S, Y ve Z kutupları da ee, S olabilir mi mesela? Hangileri doğru olabilir sorusu? Bakın burada başlangıçta hiçbir şey verilmediyse sadece bir tanesi S olabilir mi? Olabilir. S de olur, N de olur. Burada ekstra bir şey söyleyemeyiz. Bu yüzden olabilirli sorularda hani kıyaslı bir şey sorulduğunda kontrol ederim ama tek bir tanesi S olabilir mi? Olabilir. Bunu hemen evet diyebilirsiniz. Olabilir mi? Olabilir. Şimdi Y ve Z kutupları S'dir. Ben bir bakayım. En S olacak. Neden en S yazdığını soracağım. En en olsun. Bu tek bir kutup olamaz. Biliyorsunuz çift kutuplu durmaktasılar. Şurası buna birbirlerini itmiş. Birbirlerine yaklaşmaya çalışmıyor. Uzaklaşmaya çalışıyor. O zaman en S olacak. E, pardon S en olacak. İttikleri için zıtlar çeker. Zıtlar çeker değil mi? Ama aynı kutuplar iter. O yüzden İttikler için SS olacaklar. Şu ikisine denk gelelim. Bunlar birbirlerini çekmiş. SN olacaklar. Hocam kesin mi? Valla kesin değil. Ama şundan eminim. Şu iki kutbun birbirlerini ittiğini biliyorum. Yani aynı cins olduklarını biliyorum. Şunun bunlara zıt olduğunu biliyorum. Sonra da şu ikisinin de değil mi e, zıt olduğunu biliyorum. Yani bununla şunun birbirlerini zıt olduğunu biliyorum ama böyle aynı zıt yazarken kafanız karışmasın o yüzden ben bir tanesini atıyorum işte x'e s değerini verdim bunu çizdim bunu tam tersi doğru olan bilir. Emin değilim. Bak böyle hemen üzerine yazarsan gene bunların birbirlerini ittiğini e, ve bunları da birbirlerini çektiğini görsün. Şimdi Y ve Z kutupları S'dir. Y ve Z kutupları evet ikisi de S olabilir ikinci şeyime göre. Burada sıkıntı yok. X kutbu S kırmızıdan bahsediyor. X kutbu S, Y kutbu N olabilir mi? Evet bu da olabilirmiş. Dolayısıyla birincisinden emin olmasak bile olabilirli sorulduğu için elinde seçeneğini, E el seçeneğini rahatlıkla işaretleyebiliriz. Ve ödüllü sorumuz hepinize başarılar diliyorum. Lütfen aldığınız notları bize yazın. Görüşmek üzere.